Çizgi romanların altın çağı 1938 ve 1956 arası tanıdığımız kahramanların yeni popülerleşmeye başladığı döneme verilen isim. Bugün ekranlarda gördüğümüz kahramanların hepsi yoktu tabii ki de. Batman, Superman, Namor, Vision ve S.H.I.E.L.D. ilklerden birkaçı. S.H.I.E.L.D. ilk Amerikan sembolleri taşıyan kahraman. Ama şu an popüler değil çünkü düşmanı Hitler'in kendisi değildi. Kaptan Amerika'nın ilk sayısı Aralık 1940'da yayınlandı. Yani savaşa katılmalarından bir sene önce. Amerika bu tarihte savaşta olmasa da ülke içerisinde ne yapılması gerektiği konuşuluyordu. Karakterin yaratıcıları Joseph Henry Simon ve Jack Kirby de Amerika'nın savaşa katılması gerektiğini düşünüyordu. Ve ona karakter yaratmasını söylediklerinde ilk önce baş düşmanına karar verdiler. Adolf Hitler. Özgür dünyanın en çok nefret ettiği insan en iyi kötü adam olabilirdi. Başta adı Süper Amerikan olan karakter Yüzbaşı Amerika adını aldı ve ilk sayısı basıldı. 1 milyondan fazla kopya satarak zamanın en popüler çizgi roman karakteri oldu. Tabi ilk sayıda kahramanın savaşı bitirmesi çok mantıklı değil. Bu yüzden Kaptan Amerika'nın gerçek baş düşmanı Red Skull sayının içerisinde görünüyor. İkinci sayının kapağında yine Hitler ile dövüşse de içindeki hikayede oryantal devler ile savaşıyor. Savaş hakkında kapaklar yapan ve buradan satış elde etmeye çalışan sadece Kaptan Amerika değil. Batman, Superman, Namor gibi çizgi romanların kapakları direkt propagandaydı. Hatta okuyanlara savaş tahvilleri almalarını söylüyordu. Ama bunların hiçbiri Kaptan Amerika kadar ileri gitmedi. Superman birkaç sayıda savaşı desteklese ya da askerleriyle birlikte çalışsa da hikayelerin çoğunluğu savaş ile alakasızdı. Kaptan ise yardımcısı Bucky ile Tokyo'ya gidip 1 milyon Japon askerini öldürebiliyordu. Ama sayıları çoğunlukla savaşla alakalı ama içinde değildi. Hem gerçek bir savaşı bitiremezdi hem de Amerika içindeki vatan hainleri ve ajanlarıyla savaşacak başka bir kahramana ihtiyaç vardı. Kaptanın karakteri bu savaşa o kadar bağlıydı ki savaş bittikten sonra satışları direkt azalmaya başladı. Zamana uyum sağlayıp korku hikayelerine bile dönüştü. Ama yine de tutunamadı. En son 1954'te komünist ezici olarak ortaya çıksa da sadece 2 sayı dayanabildi. Seneler ilerledikçe Kaptan Amerika'nın ve diğer kahramanların siyaset ile bağlantıları azaldı. Hatta DC Comics neredeyse tamamen gerçek dünyadan koptu. Amerika, Afganistan'ı işgal etmeye karar verdiğinde Kaptan katılmayı direkt reddetmişti. Ama çizgi romanlar kendilerini ne kadar siyasetten uzaklaştırmak istese de süper kahramanlar sadece Amerika'da çıkmış Amerikan bir konsept. Amerikan istisnacılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuşu nedeniyle diğer ülkelerden farklı, daha iyi ve daha güçlü olduğunu, bu nedenle dünyayı değiştirme görevi olduğu fikri. Eğer çizgi romanlarla ilgileniyorsanız kahramanlardan birinin sloganına çok benzediğini fark edeceksiniz. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Örümcek Adam'ı kahramanlığa iten de bu söz. Kahramanlık yani suça izinsiz müdahale. Bunun tam tersi ise polis. Devletler ve hakları tarafından meşru edilmiş ve suça, insanlara müdahalesi belli seviyede izin verilmiş bir kurum. Hatta bu iznin bile seviyesi her olayda tartışılmaya devam ediliyor. Örümcek Adam'ın ve diğer kahramanların böyle bir izni ya da meşrutiyeti yok. Batman bir suçlu yakaladığında etkisiz bırakıp polise teslim ediyor. Ama bu adamın en başta suçlu olduğuna karar veren bir kurum yok. Yani bu durumdaki tek otorite Batman. Hatta Batman ve DC bu durumun daha yumuşak yanı. Çünkü Marvel tarafında çoğu karakter suçları öldürmeyi yanlış bulmuyor. Kahraman suçlu bulduğu kişiyi yakaladığında istediği cezayı verebiliyor. Güç ile gelen sorumluluk, güçsüzün yerine doğru kararları verme sorumluluğuna dönüşüyor. Bunun ne kadar Amerikan bir fikir olduğunu anlamak için çok uzağa bakmamıza gerek yok. Birleşik Devletler'in çeşitli sebeplerle işgal ettiği ülkeler bize çok yakın. Amerika Devleti'nin ve kahramanlarının işleyişleri birbirine gerçekten benziyor. Ve tabii ki bu benzetmeyi ilk kez ya da en detaylı şekilde yapan ben değilim. 86 senesinde Alan Moore, Dave Gibbons ve John Higgins tarafından yazılan Watchmen tamamen bu konu üzerine. Çizgi roman alternatif bir tarihte süper kahramanları anlatıyor. Ancak popüler Marvel ve DC'den farklı olarak buradaki kahramanlar daha gerçekçi bir dünyada yaşadıkları için absürt duruyorlar. Hatta her kahraman aslında eski bir karakterin adaptasyonu. Ozymandias ve Thunderbolt, Night Owl ve Blue Beetle, Rorschach ve The Question, Comedian ve Peacemaker, Dr. Manhattan ve Captain Atom, Silk Spectre ve Nightshade. Kahramanlar bir süre sonra grup kurmayı deniyor ancak başarılı olamıyorlar. Aralarındaki tek süper güçlü karakter olan Dr. Manhattan en baştan beri devlet için çalışıyor. O kadar güçlü ki Amerika Sovyetlerden korkmadan hareket edebiliyor. Vietnam'a Comedian ve Dr. Manhattan gönderiliyor ve savaş kesin Amerikan zaferiyle sonuçlanıyor. Savaşın ardından Dr. Manhattan'ın güçlerini fark eden ve Rorschach'in suçluları öldürdüğünü gören halk isyan ediyor ve şehirlerde ayaklanmalar ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Keen kanunuyla birlikte devlete çalışmayan tüm kostümlü kahramanlar kanunsuz ilan ediliyor. Ozymandias iş adamı oluyor, Dr. Manhattan devlete çalışmaya devam ediyor, Comedian devletin pis işlerini yapıyor, Rorschach ise kahramanla devam ediyor. Diğer kahramanlar ise emekli ayrılıyor. Anlattığım olayların hepsi aslında hikayeden önce yaşanıyor. Ama kitabın genel teması
bu kostümlü kahramanların gerçek dünyada ne kadar absürt görüneceği. Süper olan kahraman direkt devletin himayesine giriyor ve daha sonra kontrolden çıkıyor. Kahramanların hareketlerini gören halk korkup ayaklanıyor. Kitabın ismi buradan geliyor zaten. Watchmen, gözcüler demek. Halkın sorduğu soru da gözcüleri kim gözlüyor? Aslında direkt bu konuyu ele alan bir çizgi roman da var. Sinemaya da adapte edilmiş Civil War. Orijinal hikayede New Warriors suçlulara yakalamaya çalışırken Nitro isimli süper kötü güçlerini kullanarak içlerinde çocuklar da bulunan 500'den fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Halkın tepkisi büyüyünce süper insan kayıt kanunu çıkarılıyor. Bu kanuna göre tüm süper insanlar devlete gerçek ismini bildirip devletin izniyle hareket etmek zorunda. Kaptan Amerika eğer siyasetçiler kahramanları kontrol ederse kötülerin de kim olduklarına karar verebilecekleri için kanunu reddediyor. Demir Adam ise kahramanların düzgün eğitime ve denetlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Böylece iç savaş çıkıyor ve Kaptan Amerika kayıt olmadığı için kötü adam ilan ediliyor. Karmaşık olayların sonunda verdiği zararı fark eden Kaptan Amerika pes ediyor ve kanunsuz kahramanlar tutuklanıyor. Kaptan Amerika'nın bu tavrı Amerikan değerlerine bağlılığı yüzünden olabilir. O kadar özgürlükçü ki devlet onu herhangi bir şekilde sorumlu tutmaya çalıştığında buna karşı çıkıyor ve reddediyor. Ama aynı zamanda Amerikan devletinin yaptıklarına bakarsak haklı da. Kötü adamları siyasetçilerin belirlemesi doğru değil. Ama Kaptan Amerika'nın da tek başına belirlemesi doğru değil. Süper kahramanların doğalarında bu sorun var. Ve yazarlar da bunun farkında ki hikayelerde bu sorunun işlendiğini görüyoruz. Superman de Kaptan Amerika gibi bu sorunlarla karşılaştı. Amerikan vatandaşını reddetti. Hatta doğruluk, adalet ve Amerikan yolu sloganını doğruluk, adalet ve daha iyi bir gelecek olarak değiştirdi. Ama süper kahraman çizgi romanları 50 yıldan uzun süredir hiç durmadan yayınlanıyor. Yani karakterler, kişilikleri ve yaptıklarının sorunları yazarlar tarafından anlaşılmış durumda ve tutarlı bir şekilde işlenebiliyor. Yazarlar bu sorunun kahramanların doğasında olduğunu farkındalar. Süper kahraman filmleri ise çizgi romanlara göre çok daha genç ve bu farkındalık daha oluşmadı.